9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı Sayfa 250 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 2507. Halikarnassos'un başkentliğini yaptığı Karya denilen bölgede hangi uluslar yaşamıştır? Bu bölgede yaşayan ulusların nerelerden geldiği düşünülmektedir. Cevap, Homeros'a göre Karyalılar Güneybatı Anadolu'ya yerleşmişlerdi. Ayrıca Homeros Karyalılardan, Peonlar, Lelegler, Kaukolar, Pelasklar, Likyalılar, Misyalılar, Frigler gibi Troya'nın yandaşı olarak bahseder. Mö 7. yüzyılda ve 6. yüzyılın ilk yarısında Karya'nın, Lidya topraklarına dahil olduğu anlaşılmaktadır. 8. Betimleme, bir nesnenin, bir yerin ve bir kişinin görünüşünü, hareketlerini, kişide uyandırdığı izlenimleri zihinde canlandırmayı amaçlayan anlatım türüdür. Betimlemenin temelini gözlem oluşturur. Buna göre okuduğunuz metinden, yazarın betimlemelerden yararlandığı kısımlara örnek veriniz. Cevap, limandan şehrin alışveriş merkezine kadar uzanan cadde üstü, örtülü bir çarşı haline gelmiştir. Bodrum'da butik diye anılan dükkanlar gerçekten üstün ve özgün bir moda yaratmasını başarmışlardır. Bodrum sandaletleri, deri eşyaları, incik boncuk ve turistik hatıra malları Türkiye'nin pazarlarını doldurduğu gibi, dış memleketlere de bol miktarda ihraç edilmektedir. Metinde yer alan bu kısımlarda betimlemeler ağırlıktadır. 9. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlede kullanılan noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını verilen boşluklara yazınız. Cevap, soru işareti soru cümlelerinden sonra, nokta biten cümlelerden sonra, tırnak işareti vurgulanmak istenen ifadelerden önce ve sonra kullanılmıştır. Her zaman göre geldiği, çevresinde bulduğu şeylere neden ilgi duysun okur. Bu gerçeği gördüğü içindir ki Ahmet Haşim, Gezi'yi bugünkü söyleyişle, olağanüstülükler avı olarak tanımlar, olan şeylerin insanoğlunun ilgisini çekemeyeceğine değinir. Şunları söyler Ahmet Haşim, insan hayatın tatsızlığından ve etrafında görüp bıktığı şeylerin, o yorucu aleladeliğinden bir müddet kurtulabilmek ümidiyle seyahate çıkar. Bu bakımdan seyahat harikuladelikler avı demektir. Niçin Gezi yazısı okuyor ve yazıyoruz, sorusunu yukarıdaki metinden de yararlanarak düşünüp tartışınız. Cevap, edebi bir anlatımla gidilip gezilen yöre ya da ülkelerle ilgili bilgi, gözlem, izlenim ve anıların kaleme alındığı yazılara gezi yazısı denir. Çocuklar yakın çevrelerini tanımaya başladıkça kendi çevrelerinin dışında bir çevrenin dahası ülkelerin olduğunu fark edeceklerdir. Çocuklar kendi dünyasının dışında kalan bu dünyayı merak edecek ve bunun sonucunda da gezi yazılarına ilgi duyacaktır. Gezi yazarları gezip gördükleri yerlerin doğa ve iklimle ilgili özelliklerinin yanı sıra o bölgede yaşayan insanların geleneklerini, alışkanlıklarını, zevklerini tanıtmaya çalışırlar. Bu bakımdan bu tür yazılar tarih, coğrafya, sosyoloji gibi bilim dalları için de önemli bir kaynaktır. Çocuklar da bu yetişkinler gibi bu tür yazılardan genel kültürlerini artırıcı pek çok şey öğrenebilirler. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı Sayfa 250 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.